Sevgili Yükselen Boğalar, 18-24 Ocak haftasına hoş geldiniz efendim. Evet, niye Yükselen Boğalar dedim artık biliyorsunuz. Öngörüler astrolojide daima Yükselen Burç'a göre yapılır. Evet, pazartesi, salı hatta çarşamba akşamına kadar Ay Koç Burcu'nda olacak 12. evinizde. Biraz derin düşünceler içerisindesiniz, biraz yalnızsınız, kendi iç dünyanıza kapanmış durumdasınız. Belli ki zihniniz çok faal, biraz kurguluyorsunuz açıkçası. Bu biraz ön plana çıkıyor. Şimdi özellikle çarşamba öğleyin bir de Ay Plüto karesi var. Orada kendi kendinizi çok doldurabilirsiniz. Dikkat edin lütfen. Bu dolduruştan dolayı ikili ilişkilerde bir gerilim olabilir. Ayrıca sağlığınızda bir hassasiyet de olabilir. Fakat perşembe itibariyle hatta perşembe, cuma, cumartesi öğleye kadar Ay Boğa burcunda, yükseleninizde birinci evinizde olacak. Artık böyle bir anlatmak istiyorsunuz, ifade etmek istiyorsunuz. Duygularınızı ifade edebiliyorsunuz. Kendinizle çok güzel ilgili. Kendi ihtiyaçlarınıza öncelik verebilirsiniz. Dış görüntünüzde bir değişiklik yapmak istiyorsanız mesela saçlı sakallı, estetikli falan gayet güzel. Biraz iştah açılacaktır, haberiniz olsun. Perşembe öğleyin Ay Mars Uranüs kavuşum var. Bu da demek oluyor ki biraz fevrisiniz, güdüselsiniz perşembe öğleyin, sakarlıklara açıksınız. Ayrıca ikili ilişkilerde ani tepkiler verebilir ve birden büyük gerilimler yaşayabilirsiniz. Sakin olun, lütfen perşembe öğleyin, biraz kendinizde kalın. Evet, pazar günü Ay İkizler Burcu'nda olacak, haftanın son günü. İkizler Burcu ikinci eviniz, odağınız parada, finansal konularda, hesap kitap içerisinde. Bazılarınızın kariyerle ilgili planları olabilir. Belki bir takım fikirleri var, belki CV yollayacaksınız. Hani bunlar açıkçası ön plana çıkıyor olabilir. Şimdi bu haftanın en önemli olaylarından biri artık Güneş'in Kova Burcu'na girmesi. Sizlerin doğum haritasında 10. evinize giriş yapması. Bu da demek oluyor ki artık bu hafta itibariyle iş hayatında parlama, dikkat çekme dönemi başlıyor sizler için. Fikirleriniz, görüşleriniz son derece ön plandasınız bu hafta itibariyle. İş fırsatları olabilir, kariyerde yeni girişimler olabilir. Onun dışında 10. ev ailemizle de ilgili, çünkü toplumsal statümüzle ilgili bir iki ailevi gündemler var. Anne babanız da olabilir, eşiniz de olabilir, ortak kararlar, planlar, bunlar son derece dikkat çekmeye başlıyor.